Merhaba arkadaşlar. Bu seferki videomda da sizlere yoğun talep üzere dut ağacından, daha doğrusu dut meyvesinden nasıl tohum alabiliriz? Bu konuda sizlere bilgiler aktarmak istiyorum. Dut arkadaşlar, hepimizin yakından tanıdığı kara tut veya siyah dut, kırmızı dut ve beyaz dut olarak hepimiz çok iyi tanıyoruz. Peki arkadaşlar, biz tohumları nasıl alabiliriz? Tohumları alabilmemiz için arkadaşlar öncelikle dut meyvesinin olgunlaşmış olması gerekli. Bunu pazardan alabileceğimiz gibi arkadaşlarımızın veya kendimizin bahçesinde olan dut ağaçlarından da rahatlıkla elde edebiliriz. Sonra bize bir miktar ılık su arkadaşlar. Yani ne soğuk ne sıcak. Elimiz rahatlıkla girmesi lazım. Dutumuzu suyumuzun içinde eziyoruz arkadaşlar. Fakat dikkat edelim, fazla bastırmamaya, çünkü tohumlarımızda zarar görebilir. Gördüğünüz gibi direkt suyun rengini de değiştirdi. Siz bunu yaptığınız zaman daha yakından da görebilirsiniz. Veya daha iyi görebilirsiniz. Dut tohumları küçüktür arkadaşlar. Ve burada da olduğu gibi tohumlarımızın bir kısmı suyun üstünde ve bir kısmı suyun altında. Bu işlem bittikten sonra arkadaşlar, suyun üst kısmındaki yüzen tohumları alıp atabiliriz. Ve su altına, daha doğrusu suyun dibine dalmış olan tohumları bir süzgeç yardımıyla, bu çay süzgeci olabilir, bundan biraz daha büyük bir süzgeç olabilir, suyunu boşaltıyoruz ve bir tasın, bir tabağın veya bir kağıt parçasının üzerinde kuruması için 5 ila 7 gün bir kenara bırakıyoruz. Tohumlarımız kuruduktan sonra arkadaşlar, ben devamlı böyle bir kilitli poşet kullanıyorum. Kuruyan tohumları bir kağıt parçasının içine koyduktan sonra ismini yazıyorum, tarihini yazıyorum ve buzdolabının alt kısmında, meyvelik bölümünde bekletiyorum. Şöyle bir deyim vardır arkadaşlar. Dut tohumlarını bir sene depolama imkanımız vardır. Yani bunu seneye kadar buzdolabımızda depolayabiliriz. İzlemiş olduğunuz için
Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sorusu olan arkadaşlar yorum bölümüne her zamanki gibi sorularını aktarabilirler. Kısa zamanda kendilerine dönüş yapacağım.